Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün de buradaki grubun yumurtalarını toplayalım beraber. Evet, yeminiz, suyunuz, her şeyiniz var. Yeşilliğe bakıp bakıp iç çekiyorsunuz değil mi? Evet, ayam cemaniler. Şimdi bunlar horozlar arkadaşlar. Bunlarda zaten yumurta durumu yok. Şimdi şu ayam cemanileri bir kontrol edelim. Umudum yok. Çünkü niye umudum yok? Bu hayvan yumurta yaptığı zaman inanılmaz, hani şarkı söyleme diyoruz ya, acayip bağırıyordu. Hiç duymadım. Evet. Ayam cemani şov yaptı bize. 1+1 şov yaptı. Ama sonrasında yumurtayı bir kesti, bir kesti. Arkadaşlar tavuklar da dinleniyor. Zaten bu ayam cemani gibi ırkların, yani süs tavukların, yumurta tavuğu gibi fiyatının olmamasının sebebi, fiyatının pahalı olmasının sebebi yumurtayı az yapmaları. Şöyle bir yandan da ot koparıp atıyorum arkadaşlar onlara. Zaten eski otlar da var. Daha önce de size söylemiştim. Bunları bu şekilde ne yapıyoruz? Dışarı salmadan yeşillikte buluşturuyoruz. Bakın eski otları da şöyle yerde duruyor. Anam orada bir tane kızımız da yatıyor yumurtada. Kız! Aziz Allah Celle Celaluhu arkadaşlar. Ramazan'ın da son günleri. Şimdi bu video belki bayrama denk gelecek. Bilmiyorum artık, bayrama denk gelirse şimdiden bayramınız mübarek olsun. Gelmezse, öncesine gelirse gelecek bayramınız mübarek olsun. Şimdi birkaç tane video çekiyoruz çünkü bayramda burada olmayacağız. Bakın, horoz çağırıyor. Desenleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle atayım. Şimdi bayramı 4 gün mü var? Yok, 4 gün değil. Yani bugün günlerden pazartesi. Tabi tam haftaya bugün bayram. Yani bugün bitti, 6 günümüz kaldı arkadaşlar. 6 gün sonra bayram. Şöyle bakın, otları şöyle elimle koparıyorum. Şöyle yoncalardan da koparıyorum. Yaptığım olay bu. Hayvanlara direkt yeşillik veriyorum. Kızım, sen burada mıydın? Gir içeri. Tavuklar. Amin, evet, ezan okunuyor. Aha, horoz vurdu bana. Vay yaramaz vay. İlk defa arkadaşlar bizim Lakenvelder horoz vurdu. Bakayım. Aha, kolumu bayağı da yaraladı yani. Yumurtayı alacaktım ki beni şeysiz yakaladı. Niye? Çünkü daha önce Lakenvelder horozun vurmuşluğu görülmüş bir şey değil. Bu yaramaz. Lan, şol ışık. Bak sen, bu erkeğe bak. Aha. Bakın arkadaşlar. Bayağı bizle savaşa başlamış bu. Sen ne zaman hırçınlandın? Niye hırçınlaştın? Bak bak, bayağı hızlı vuruyor ayaklarıyla da. Bak bak bak, yaramaza. Ana. Mina bu horoz yaramazlık yapıyor ha. Buraya girme sakın yumurta toplamaya. Bu yaramazlık yapıyor, sana vurmasın. Bayağı arkadaşlar sağlam. Yani şöyle göstereyim kolumu. Bakın bayağı sağlam vurdu yani. Lakenvelder horozun da böyle olduğunu görmüş olduk. Şimdi onun yumurtalarını toplayacağız arkadaşlar. Bir de şurada yanda bir sürpriz var, onu da göstereyim size. Evet. Gençler. Bizim limon pay cüce koşunlar. Şöyle açayım hatta, bakayım dışarı çıkacaklar mı. Bunlar iki tavuk bir horozdu. Bu horozumuz zaten çok vahşi. Bildiğiniz bize deli gibi vuruyor. Bakın şöyle. Yani hayvana bakın arkadaşlar. Ayağımı uzatıyorum sadece. Bildiğin bize dalıyor. Şimdi bunları ben dün buraya aldım. Şöyle bir açacağım. Şarkı mı söylüyorsun kızım? Bak küçük küçük tavuklar, ama bunlar vuruyorlar kızım. Gel, vurmasınlar sana. Gel çağıralım. Gel çağıralım. Bak o sana doğru geliyor yaramaz. Vurmasın. Bu horoz yaramaz bir horoz. Bak 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 bak. Yapma. Korktun mu kızım? Korktun mu? Korkmadın mı? Korkmadın. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar. Gel gel, dışarı çıksınlar. Ot yesinler kızım. Şimdi bunlar arkadaşlar 2+1'di. Yani yalan olmasın. Dükkandayken 2-3 tane yumurta aldık. Şey sürecinde. Karantina sürecinde dükkanda tutmuştuk. Sonra diğer bütün cüce koşinlerin olduğu cüce koşin kümesindeydi bunlar. Yumurta hiç alamadık. Zaten bir tavuğu da orada kaybettik. Orada. Kızım kızım gel. Gel, o yaramazlık yapabilir, vurabilir sana.
Bak bak bak. Yaramazlık yapıyor, görüyor musun? Yeğene acıdı mı yeğenin? Acıdı. Neren acıdı? Burnuna mı uydu? Bakayım burnuna. Yok, bir şey yok burnunda. Yaramaz ya. Ben söyledim de yaramazlık yapıyor. Yaramazlık yapıyor, evet. Şimdi bunlar arkadaşlar, dediğim gibi orada 2 artı 1'di. Biri kaybettik. Şimdi 1 artı 1 devam ediyor ama dükkanda büyüttüğümüz bir tane bir tavuk ve bir horoz, şey, bir tavuk var. O 2 artı 1 eski haline getireceğiz. Şimdi bakın tellerden didişmeye başlayacaklar yine. Ay sen ha. Onlar yerler kızım. Şimdi Mina sen yaklaşma horozlara, tamam mı? Bu horozluk ne yapıyordu? Yaramazlık yapıyordu değil mi? Bakın arkadaşlar, dışarıda bile dalıyor sıfa. Hadi yürü 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 yürü. Hadi girin içeri şöyle. Şimdi Mina burada olduğu için sokacağım arkadaşlar. Gir içeri, gir gir. Böyle devamlı bir artistlik peşinde. Hadi gir. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. İçeri. İçeri içeri içeri. Hayır hayır hayır. Dışarı değil. Dışarı değil. İçeri. İçeri içeri içeri. Hadi hadi, bırak bana artistlik yapmayı. Bacaksız. Soktuk. Kapattım. Ne oldu? Şimdi ama ben şey anlamında şoktayım arkadaşlar. Lakenvelder horozun daldığını bugüne kadar hiç görmedim ki. Ben yaklaşık 2,5 senedir Lakenvelder besliyorum. Adam direkt daldı ya. Artist. Direkt daldı. Yani şu horozun normalde dalmayla uzaktan yakından hiçbir işi yok. Bakın arkadaşlar. Şu an bayağı ciddi böyle ayak darbeleri. Hani cüce koşun gibi değil, acıtıyor da. Böyle eşlerini korumak için artistlik yapıyor. Şimdi onlar dışarıdayken rahat rahat toplayalım. Demek ki Yasir'i artık buraya yalnız Lekemelderlere göndermeyeceğiz. 1 2 3 Şimdi bizim diğer horozlarda hiç dalan horozumuz olmadığı için Mina tavukları, horozları gidip seviyor. Direkt kucağına alıyor. Bu da şimdi bir handikap oluşturuyor. Böyle dalan horoz olduğumu, yaramaz horoz olduğumu horozlara top attı. Bakıyorum arkadaşlar bit var mı diye. Çünkü cüce koşun kümesinde 2 günde hemen bitlenme başladı sıcağı görünce. Talaş olmamasına rağmen. O yüzden burada da kontrol yapıyorum. Dediğim gibi çocuğunuz varsa yaramaz horozlara dikkat etmek lazım. Biraz önce yanında fark ettiyseniz cüce koşun horozları Mina'ya saldırdı. Yani kümes içinde normalde agresif olurlar. Dışarıda o kadar agresif olmazlar ama yine de agresifliğini gördük. Evet arkadaşlar, kabaca yanlış olmasın, bir haftalık yumurta olması lazım bu. Şimdi burada 3-6 bir sıra 6, 6-12, 18-19 tane Lakenvelder yumurtası var. Bu kabaca dediğim gibi bir haftalık yumurta olması lazım, emin değilim. Şimdi videoyu durduracağım diğer tarafa geçerken. Dükkana ne zaman yumurta getirdiğim yazıyor. Oradan tam gününü söyleyeceğim. Burada şu an 19 tane Lakenvelder yumurtası var. Bunları kendimize yükleyeceğiz. Civcivini paylaşacağız arkadaşlar. Yumurtasını şu an satmıyoruz. Sezon olduğu için direkt civciv paylaşıyoruz. Onu da söylemiş olayım. Evet arkadaşlar, şimdi kontrol ettim. 18 Nisan'da götürmüşüz. Bugün ayın 25'i pazartesi. Tam bir hafta olmuş. Yani pazartesiyi topladık. Bu pazartesiyi de toplamış oluyoruz. Belki yapacaklar vardır. Daha akşam olmadı. Ama artık hani tam bir hafta gibi diyebiliriz. Öyle bakınca da Lakenvelderlerde durum ne? Kaç demiştik? 19 tane. Bir haftada normalde şu an orada 4 tane yumurtlayan hayvan var. Biri rahatsız, ayırmıştım ama 2 tane yumurta yapmıştı. 4 çarpı 7 28. 28 de 19. Yani süs tavuğu için güzel bir oran arkadaşlar. Allah bereket versin. 28'de 19. Çünkü biri de yarkı onların. Şimdi geldik Wolwerk'lere. Bu kızımız burada. Yumurta kalıyor gibi maşallah bunlar da. Şimdi bunları da kıyaslamış olacağız arkadaşlar. Hiç yumurta almadık diye hatırlıyorum bunlardan da bir haftada. Şöyle. Ha, bu arada arkadaşlar bir yem geçişimiz de oldu. Onun da etkileri vardır yani, onu da söyleyelim. Hayvanlarımıza hakkını yememiş olalım. Yem geçişi de yaşadı bu hayvanlarımız. Şimdi ufak ufak böyle bir tüylenmenin artmasını da görüyorum. Acaba tüy değişimine de mi girecekler? Bu sene bir o eksik.
Oo, daha burada varmış altında arkadaşlar. Bakın şöyle kurcaladıkça altını vuracak şimdi bana. Neyse şunları da alayım. Oh, bak bunlar Lakenwalderlerden, Wolbergler çok daha şeyler. Şu an görünen. Tamam, kızma, çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar, ha pardon, burası 5'li grupmuş. 3, 5, 5, 10, 15, 16 tane. 7 kere 3, 21. Bu hayvan daha yumurtasını yapmamış, kalkmıyor. Hadi 20 diyelim. 20'de 15 arkadaşlar. Yumurta tavuğun olsa bu kadar firi olur zaten. Çünkü 16'yı yapacak normalde şu. Yumurtayı yapmış olsa kalkmıştı bu kadar kurcalamaya. Yani 15, hadi 16 desek. Ha, burada 16 var, pardon, yanlış konuşuyoruz. 21 yumurta yapar bir haftada. Aynen arkadaşlar, Ramazan oruç kafaya hepten gidiyor dostlar, kusura bakmayın. Şu an burada 16 tane var. Bu hayvan 17.yi yapacak. Yani 21 yumurta yapması gerekirken 17 yumurta yapmışlar. 4 tane fire. 4 fire. Yani bizim ligorinlerle aynı verim diyebilirim. Belki şu an geçmişlerdir. Çünkü hala çıkmadı dışarı. Geçen gün sağdım seni, çıkmadı. Şimdi Lakenwalderle kavga edeceksiniz dışarıda. Evet dostlar, bakın durumlar böyle. Yani burada 3 tavuk bir horoz var. 7 kere 3 21, doğru. 16 17.yi yapıyor. 4 tane fire vermiş. Yani 4 fire. Muazzam. Muazzam. Yani bu kadar değerli bir ırk için muazzam bir yumurta. Ama zaten biliyorsunuz arkadaşlar, bunlar bizim direkt Almanya birincileri. Zaten yumurtaları da çok sağlıklı gelmişti. 20'de 18 çıkmıştı. Ha, tabii biz 4. aydan sonra kayıplar yaşamaya başladık. Aşağıda hayvanları kümesler çıkardıktan sonra. Ama şu an kasalar. Yani her tavukçu tarafından kabul gören bir güzellikleri var şu an. O yüzden maşallah esirgemeyelim. Bazen kendimize nazar ediyoruz. Yani hakeza bizim bu yaramazlar da öyle. Çok güzeller, lakenvel derler. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sen artistik yapmaya başladın. Bak döverim seni. Bahçede de mi dalacaksın bana? Bak şimdi bak. Bakın arkadaşlar, bahçede bile bana hiç... Sen bana bahçede de mi dalacaksın lan? Harbi dalacak arkadaşlar, bak. Allah Allah. Hadi kümesinize gidin de ben de işime bakayım. Evet dostlar, durumlar böyle. Şimdi bunları yerine sokmam lazım. Dışarıda köpekler falan var, Allah korusun. Bir sıkıntı yaşamayalım. Takımları tam yaptık diyoruz, yapıyoruz diyoruz. Ondan sonra bir de öyle bir şey olursa kahroluruz. Biliyorsunuz Bresteleri, bütün Brestelerimiz, bizimkiler, İbrahim'inkiler, hepsi burada İsa'dan almıştık. Tamamı ne oldu arkadaşlar? Şeye gitti. Köpeğe kurban gitti. O yüzden bunlar bayağı ciddi emekler sonucu olan işler. Hadi. Bakın arkadaşlar, bu şekilde de kümeslerini bildiklerinde, siz de video çekerken bile topladım hayvanları. Bir hava almış oldular. Bunlar zaten bu ara çok hava alıyorlar. Bu şekilde salıp içeri koyuyoruz kontrollü bir şekilde. Niye? Diğer hayvanlarımıza eşleşme olup döl sıkıntısı yaşanmasın diye. Evet dostlar, kendinize çok çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Bir maşallah da esirgemeyin. Yani biz besleyen sahipler olarak onlardan razıyız. Bu verim gayet güzel. Sizler de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir Fatibo çiftlik videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.